Hayırdır inşallah. Erken vakitte niye kalkmış gibi oyun? Günaydın kınalı kekliğim. Kınalı kekliğim mi? Sen ne güzel bir laflar biliyormuşsun. Kayfabı da hazırlamışsın he. Eli alem görecek diye de mi korkmadın? Geç hele geç, otu şöyle geç. Sen ne de olsa iki canlı sayılısın. Bundan sonra sana iyi bakacağız. Anlaşıldı. Mesele şimdi anlaşıldı. Yumurtanı nasıl istersin? Sen bana yumurta da pişireceksin. Ne zahmet. Doğacak olan oğlumun anasına canım feda. Oğlan olacağını nereden biliyorsun? Erkek adamın erkek oğlu olur. Rafadan iyi mi? Ben lop seviyorum ama Rafadan da olur. Yok, lop dersen lop olacak. Sen ne dersen o olacak. Kalan elini ısıtacak sudan soğuk suya değdirmeyeceksin. O zaman ben gidip o zaman ılık suyundan bir yıkayayım. Ana. Bu ses de ne ki? Hadi lan Karatay! Çık dışarı lan, değdiğin bekle, sıpa! Hocam beni adam yerine koymaya başladı. Evet, şimdi sıradaki parçayı da diğer parçalar gibi Ceyda Hanım için söylüyoruz. Padişah. 1, 2, 3, 4. Bu devirde kimse şah değil, padişah değil, hükümdar değil. Bu kadar güvenme hiç kendine, kimse şah değil, padişah değil. Kes lan kara sıpa, yeter bu kadar kişiledim. Çık dışarı hadi. Çıktım enişte. Yeni doğacak veliahtın anası gelecek. Gelin. Ah, ne anlıyorsun? Ah. Ne anlıyorsun lan eşek gibi? Ah. Kaset dolduruyordun enişte. Zaten. Geç, buyur sultanım, geç. Enişte acıyor. Bu herif sahiden de bana sultan muamelesi ediyor. Demek karı kısmı çocuk doğurmak için boşu boşuna çaba sarf etmiyor. Nüfus durduk yerde patlayıp çatlamıyor. Ben bilseydim o kadar zamanda bekler miydim? 40 kere gebe kalmıştım ben. Sen de güde kafa. Gebe olduğuna neredeyse kendin de inanacaktın. Aldın başına belanın gadebelisini. Hadi bakalım hayırlısı. Hey bak, çalışırken bebeğimize dikkat et ha, kendini fazla zorlama tamam mı? Oğlum, nasıl zorlamayacaksın kendimle, ben temizlikçiyim. Lan işte fazla yükseğe çıkma, hoplama, zıplama, kendine dikkat et diyorsun işte. Oğlum, hadi sen git artık kahveye. Yok, seni durağa kadar geçireyim ben. Ya ben bu giden cezgeyden giderim. Bana bak, bastığın yere dikkat et ha. Başa başa takılma tamam mı? Tamam. Kız, bu ne itibar böyle anlayak? Kız kalkılmış, oldu mu yasam kız? Kız, gebe kaldın mı yoksa? Kalmış besbelli. Kaldım. Belki benimkiler de Hülya'nın küler gibi bir. Ben gece yatarken birini bu tarafından öbür tarafa atarım. Ulan, benim içimden hiç gülmek gelmiyor. Kız öyle deme kız, insan gebe kalır da sevinmez mi? Onu bilemem. Onu gerçek gebelere sormak lazım. Kız kalkılmış, sen ne demek istiyorsun? Kız. Yoksa sen şakacıktan mı gebesin? Ulan bir de soruyorsunuz. Uydum bir aklınıza. İyi mi ettim, kötü mü ettim bilemiyorum artık. İyi ettin kız, iyi ettin. Bak falan işte itibar görüyorum, kıymete bindim. Orası iyi öyle ama lan. Aman gittiğin yere kadar gider gerisi de Allah kerim. Hiç kafana takma kız. Senin bu hayvan kocan müstahak bunlara. Bak bunu doğru dedin işte. Ne böyle düzüldün? Nazlı bardağı gibi salak sarmışsın. Lafa daldık, gebemişsin değil mi? Sevdi ve zorlu mücadelelerden geçecek. Gerçeklerde çok kalabalık bir yarış programı var. Şu an için sağa sola bakmanın nedeni de her kuşu başlama saatinin gelmesi. Oğlum emme! Herkese benden birer çay ver lan. Abi acelem ne, daha ikinci çaylarını bitirmediler. Ver lan biretini daha ver. Buba olacaksın oğlum, buba oğlum olacak. Kolay değil lan. Sarışınım. Yok bu olmaz. Kız için. Asnif o.
Derya. Urfa'yı. Dıkıdık. Bak dıkıdık. Bu düşünülebilir. Ya Esirmeş, bırak şu altınlıyı. Oynuyorsun oynuyorsun kazanamıyorsun. Parana yazık, parana. Bunun altını oynamayan oğlum. Doğacak olan oğluma isim seçiyorsun lan. Sen de anlarsın dalgalan. İşine bak. Bıdık. Yok bıdık da olmaz. Gazimoda. Bu da gavur. Alabanda. Olmaz. Serem yok. Biçer diyor. Ne? Biçer diyor. Lan bu olabilir bak. Oğlumun adı Biçer diyor. Lan hemen herkese benden birer çay da. Biçer diyor. Biçerim ben lan. Lan. Kakılmış. Kocanı muayene olmaya razı edebildin mi? Gidip tahlil yaptırdın mı bari? Daha önce bir kere konuşmuştuk ama sonra heyecet kalmadı. Ben kendim hallettim. Nasıl kendin hallettin? Kendi kendime hamile kaldım. Yani fasulyeden hamilelik. Yani kocanı kandırdın. Ne yapayım? Bütün müşteri gün bebek bebek diye dutturuyor. Kakılmış, ama bu işin şakası yok. Yalanın er geç ortaya çıkar. Çıkmaz. Ben her bir şeyi düşündüm. Belki dış gibiliktir. Belki düşük yaparım. Daha 9 ay 10 gün mehletim var. O zamana kadar kim öyle kim kalabilir? Beni biraz rahat ederim. Ben de bir yerde bir insan olacağım. Hemen ıslamaya söyleyin sana başka bir işe yararsın. 4 milyon abi. Kaç? 4 milyon. 4 milyon bu ne parası lan bu 4 milyon lira? Abi millete kaç çayı ısmarladım biliyor musun? Bilmiyorum. Bilmek de istemiyorum. Bana bak. Sana vazgeçemeyeceğin bir teklif yapacağım. 3 milyon veriyorsun helalinden. Bu da oğlum Biçer duvarın altında, tamam mı? Allah kurtarmaz abi. Kurtar ulan. Bak sana 2,5 milyon veriyorum. Ona da itiraz edersen 500 daha kesen haberin olsun. Ver ver. Veriyorum. Tamam. 2,5 milyon. Var diyordum ben, o da çıkmayacak lan Ahmet. Para zannediyorum ben bu tahlil kağıdıyım işte. Ne tahlil kağıdı abi? Şey tahlili. Sana ne lan ne tahlil olduğundan? Belki sütük tahlildi, belki de kan tahlildi. Sana ne? Sen ne karışıyorsun? Doktor musun, hasta mısın lan? Al sana 1,5 milyon veriyorum. Buyur. İtiraz istemez. Yürü. Allah Allah. Al şu lan. Ben bunun en iyisi. İptal ettim şu talihleri be. Duyan muyan olacak. Erkekliğinden şüphesi var diyecekler. Dedikodu yapacaklar. Tövbe tövbe. Abi. Merhaba. Merhaba. Benim bir emanet vardı. Ne emaneti? Şöyle orta boy bir bavul. Ne emaneti olacak? Daniel için örnek verdim ya. Ne örneği? Ya sen de çok soru soruyorsun. Beni tanımadın mı? Ha şimdi hatırladım. Şu sperm tahlili için değil mi? Ya ha öcükte bağırdı. Üstad da kadar duymadı. Onlar da duysun. Ha dalil mahallin istemiyorum. Al atını satmış çin tımarını. Dalil istemiyorum. Ve benim emaneti geri. Biz tahlili yaptık zaten. İşte sonuçlar. Gerek yok. Ben karneyi almadan da sınıfı geçtim zaten. Sen itilmiş değil misin? Geçen gün bana gelmiştin hani. Oh, eyvah yandık. Şimdi de tanınmaya başladık. Bugün senin tahlil sonuçlarına baktım. Ben de şimdi aldım. Odama gel de bir iki dakika konuşalım seninle. Niye konu? Gel gel. İçeride konuşalım. Ben biliyordum zaten benim tohumların herkesinkinden çok farklı olduğunu. Nasıl çok güçlü değil mi? Ya deli danala gibi oradan oraya oradan oraya koşup duruyorlar değil mi? Zıpkın gibi ha zıpkın zıpkın. Yok, hayır yanlış anladın. Bak itilmiş kardeşim. Senin sperm sayın çok düşük. Ayrıca anormal olanlar da epey fazla. Sen neden bahsediyorsun doktor? Anormal manormal he? Hücrelerin hareketi yavaş. Hatta bazılarının kuyruğu bile yok. Ne kuyruğu ya? Benim kuyruğum mu bak onların olsun? Ben şaka yapmıyorum. Bu durumda çocuk sahibi olmanız imkansız. Sen öylesen. İmkansız değilse bile çok zor.
uzak bir ihtimal. Sana öyle geliyor. Hemen moralini bozma. İstersen seni tedavi edebiliriz. Aman ne de çok biliyorsun. Hadi bana müsaade. Gösterdiğin yakın alakaya teşekkürler. Acele etme hemen. Sen çocuk sahibi olmak istemiyor musun? Elbette istiyorum. Niye istemeyin ki? O zaman izin ver de bu durumun bir çaresine bakalım. Önce kendi durumunun bir çaresine bak. Sen kendine doktor mu diyorsun be? Ben seni hasta bakıcı bile yapmadım. Dünyadan haberim yok. Angut. İşte bunları iyi akıl ettim. Her şey taslamam olmalı ki kutup ayısı bir şeyden şüphelenmesin. Önce şunlardan bir patik örerim. Bunlarla da bir tulum mavi. Hesap diye erkek olacak ya. Sonra bazı şeyleri unutmamalıyım. Mesela bugünden itibaren aşı ermeliyim. Bizim eve geldiğinde ona hıyar turşusu aldırayım bari. Yanına da bir konserve. Ananas konservesi. Ne konservesi be? Gitsin tazesini bulsun. İşine. Kuş sütü bile isterim kuş. İtilmiş. Kocacığım. Canım hıyar turşusu istedim. Sonra bazı şeyleri hiç unutmamam lazım. Mesela hep midem bulanmalı benim. Prova etmeliyim. İnandırıcı olmalıyım. Aslında bir bebeğimiz olsaydı hiç de fena olmayacaktı. Kısmetse bir dahaki sefere. Taktırmış. Nereden almış böyle diplomayı? İnan buradan mı? Senin çocuğun olmaz diye lavuk. Bilmeye ki ata alan Üsküdar'ı geçmiş. Darla çoktan doğum tutmuş. İyi de ye toktur doğru diyorsa. Ya varsa bir bokluk. Hadi canım olmaz öyle iş. Olsa kalkınmışı gebe bırakabilir miydin? Bütün bunları bizim dükkandan aldım teyze. Ama kendi paranla aldım ha. Senin iyi beslemen lazım ki yeğenim sağlıklı da olsun. Aman da aman. Aman kendi büyümüş de. Eli iş tutmuş da. Bir de yeğenini düşünüyor. Aman da benim kara subağım. Aman sen daha düne kadar bebeğdin be. Ben seni bir ayağımda sallardım be. He? Danalar girmiş bastını diye nindiler söylerdim. Sen ne çabuk büyüdün lan. He? Hı, eşek supası. Supa supa iteniyor. Hiç, hiç. Ya gece bana çocuk muamelesi yapma ya. Ben artık büyüdüm. He, Allah için büyüdün. Kızık kadar oldun he. Hem büyümüş de aman aman kızları peşinden koştururmuş he. Söyle bakayım. Kızlarla aran nasıl? Çarşıda marşıda kılıştırıyor mu? Yok. Seni çekiyor mu? Yok teyze. Kızlarla ben ilgilenmiyorum. İlgilenmiyor mu? Yok. Niye bu ne? Hiçbir kız ilgimi çekmiyor teyze. He? Ne diyorsun lan? Acıktı bakayım hele. Nasıl ilgilenmiyormuşum? Tamam sanatçı ruhlusun sen anlayayım ama bizim aileden de öyle adam çıkmaz ya. Nasıl yani? Sen ne diyorsun teyze? Bilmiyorum ben bir şey demiyorum. Seni öyle diyorsun ilgilenmiyorum. Hoşlanmıyorum diye. Peki neden hoşlanıyorsun? Kızlardan hoşlanmıyorum demedim ki teyze. Sadece gözüm Ceyda'dan başkasını görmüyor. Aman çok şükür buna da şükür. Bebimi vaktinden önce düşürecektim senin yüzünden be. Sevdalıyım, sevdalıyım, yaban kulum Ceydalıyım. Bu sevdadan... Çüş lan. Sen hangi Ceyda'dan bahsediyorsun? Yoksa Rukiye'nin yeğeni olan kız mı? Çok güzel değil mi teyze? Güzel olmasına öyle çok da çirkin sayılmaz. Bence biraz bir yeri bir şehlalık da var. Ne buluyorsun senin kızda be? Niye teyze? Nesi var ki? Her şeyin fazlası var ulan. O kız sana göre değil. Vallahi dönüp baktığımda zım zım zıkarım koynuna ya. Neden gelmiş teyze? Bula bula o fincurdak kızı mı buldun ya? Etme küçük sıpam. Senin şarküteri çıraklığı gibi sorumluluk isteyen bir işin var. Kaset çıkartmak gibi böyle büyük hülyaların var.
Ulan Fengül geçme, yaşın mı senin? Yaşın ne başın ne ya? Ya ama Deyce, demin de sen kızlarla ilgilenmiyorum diye sıkıntıya sokmuştun kendini. Bana bak, geviyor durum. Bir de eğili bak, sonra kursan var. Tamam dedim sana şimdi geliyor. Gerçekten bana karım gideyim mi? Bir kursun gibi gidiyor. Kursun gibi gidiyor mu? Teyze ne diyor? Diyam. Eniştem de nerede kaldı? Artık 9 ay boyunca içer meyhanede. Ya da ne kadar sürerse. Bunu bir yasını demedim mi ya? Biri aklıma getiriyor ya. Tamam Deyce, tamam. Sakin, Deyce dur Deyce. Ben eskiden böyle değildim abi. Biliyorum. Eskiden Galler Prensi'ydin. Sonradan böyle oldun sen. Yok. Vallahi böyle. Yatlarım, katlarım var. Ben iş adamım. Anlat, anlat. Rakı masasında iyimez oluyor. Anlat. Beni o kar yaktı. Hangi kar? Çocuğumun annesi. Yani çocuğum olmayan çocuğumun annesi. Ne diyorsun sen? Neden bahsediyorsun ha? Bak, sana bir sır vereyim. Aç kulağını dinle. Ben 17 yaşındayken bir kaba kulak geçirdim. Gel lan, ben de seni adam yerine koydum dinleyin. Kaba kulak geçirmiş. Bana neler geçirdiysen, benden kızamık geçirdim. Sana anlıyor musun inek? Yok, bu mühim. Benim çocuğum olmazmış. Asla olmazmış kaba kulaktan. Düşün ya, karı beni boynuzluyor. Başkasının içini benim çocuğum diye yutturuyor. Hayatımı mahvettik artık. Eskiden böyle değil. Katlarım var. İş adamıydı. Nereye gittin ya? Abi hesap. As, dinler. Çok geç oldu Deyce. Enişten başına bir şey gelmiş olmasın? Gelmez, gelmez. Onun başına gelecek tek şey evi yolunu şaşırması olur. Ama sonunda yine dar olur. Ha? Geldi işte. Ben bakarım Deyce. Seni çok merak ettim. Ben biraz dolaşıyorum bakalım. Ama daha yemek yemedik enişte. Ya git lan, git dolaş dedim işte. Sen neredeydin bu saatlere kadar? Evde hamile bir karım var diye hiç düşünmüyor musun? Hadi beni düşünmeyin. Doğacak bebeğimizi de mi düşünmeyin? Bir an seni merak edince strese giriyorum. Stres bebelere hiç yaramıyormuş. Niye öyle bir karış durak kutup ayısı? İnsan bir merhaba der. Doğacak bebeğin anasını şöyle bir öper. Zaten midem bulanıyor. Bütün gün aşerdim. Canım taze ananas çekti. Hadi taze sütten vazgeçtim, konserve sütü oldu. Neyle bakıyorsun hıyar gibi? Ne var lan? Ne geliyorsun üstüme be? Git lan, devam! Bunu da mı yaptın lan bana kahve inek he? Söyle lan, kim lan bu basın? Söyle lan! Sen hepet bedavalı lan bu ya! Gözler kötü bir şey yapacak bir insanın gözlerine benziyor mu? Ben istemeden incittiğim karıncalar için bile yas tutarım.
Seni elinde bıçakla yakalamışlar. Ne yapıyordun o bıçakla? Aklıma esti, bir çoba azalata yapayım bana dedim. Bak, bu işin şakası yok. Doğru dürüst cevap ver. Tamam. Size de bir anlatayım. Ben şimdi elimde bir tepsi boş bardakların içinde mutfağa doğru gittim. O sırada Tülay Hanım oradaydı. O şeyde duruyordu. Bir eli bir telaşlı bir hali vardı. O sırada birden dışarı çıktı. Çıkmasıyla birlikte elektriklerde kesildi. Elektriğin kesilmesinden çığlık çığlığa Tülay Hanım imdat koşun yetişin diye bağırıyor. Elektrikler kesildiği için ben de yolumu aramaya çalışıyorum. Bir de bakınıyorum böyle etrafa. Elime bıçak geçti o sırada. Belki dedim biri ıslaklıyor mu boğazlıyor mu fayda mı olur diye. Aniden çıktım dışarı. Peki onu kaçıranları gördün mü? Görmedim, her taraf karanlıktı. Peki ses de mi duymadın? Ben bir tek Tülay Hanım'ın sesini duydum. Tüm çevreyi aradık komiserim. Hiçbir iz yok. Tamam, dışarıda aramaya devam et. İyi düşün Kakılmış. Bir şeyler hatırlamaya çalış. Karımın hayatı tehlikede. Düşünmesine gerek yok amca. Yengemi kimin kaçırdığını gayet iyi biliyor. Biliyor mu? Biliyorsun tabii. Biliyorum da bildiğimi niye bilmiyor? Ona kocasının nerede olduğunu sorun komiserim. Evet. O adam ansızın ortadan kayboldu. Ne yani? Bitirmişi de mi kaçırdılar? Yok canım. Bütün gece fül gibi üşlü bir yerlerde susup kalmış duruyor. Hem onu niye kaçırsınlar ki? Ne işlerine yarar? Baş belası olur. At sunatılmaz, satsan satılmaz. Hayvanat bahçesinden ayı kaçırmak gibi bir şey. Siz ne demeye getiriyorsunuz? Yengemi onun kaçırmadığı ne malum? Senin aklını kaçırmadığı ne malum? Bu iş çok ciddi. Söyle bakayım, kocan nerede? Ah başım. Ah, iç kuyu fazla kaçırdım galiba. Başım gitme. Kollarım da kımıldamıyor lan. Gözlerim de görmeye. Ben felç geçiriyorum galiba. Kalkılmış neredesin? Kız kalkılmış. Hey kız, lan felç oldum lan. Yardım et, kalkılmış. İmdat, beni bana yardım etsin. Bitirmiş enişten hala eve gelmedi mi Karatay'ı? Yok gelmedi teyze. Polisler de ikide bir gelip onu soruyorlar. Burada da çok geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Çok korkuyorum teyze. Neler oluyor böyle? Bilmiyorum ki. Tülay Hanım'ı galiba kaçırdılar. En kötüsü de itilmişin üstüne kaçırdığını sanıyorlar. Yapmış mıdır ki teyze? Ya be, delirdi mi sen? İtilmiş ayıydı uyudu ama yine de eli eşkıya değildir. Ama beni bir defa yayın alıp bağladıydı. Sus lan. Yeni şeyler söylenir mi? Duyan olsa bir şey sanacak. Tamam hadi sen yat uyu artık. Sabah ona hayrola. Tamam. Hadi iyi geceler. Yer yoruldu Tülay Hanım içine girdi sanki. Yine yer yoruldu itilmiş de içine girdi. Neredeler bunlar be? Hemen gelsen şüphelenirlerdi hayatım. Bütün gece uludu durdu şu ev. Sessiz ol. Kim bu orada? İmdat! Biri beni çözsün! Kapa çeneni salak herif! İmdat! İmdat kurtarın beni! Sen de kes sesini kahtar! Ah! Vurmayın! Vurmayın ne olur! Bağırma diyorum sana, bağırma! Ne oluyor orada? Kimsiniz? İmdat! İmdat! Tülay Hanım! Tülay Hanım sizden buradasınız! İmdat! Kaçırdılar beni! Kaçırdılar beni! İmdat! Sus diyorum ben sana, sus! Tülay Hanım, ben de dinmiş! Sus ulan! Yoksa ikinizi de gebertirim! Sakin ol, az kaldı. Bu salağın yazdığı fidye mektubunu çiçeklerin arasına bıraktım. Neredeyse buldum. Bakalım amca yutacak mı numaramızı? Hem de nasıl. Seni çok seviyor. Senin için canını bile verir. Elimi geri versin yeter. Hiç merak etme. Para çantada kektik. Hadi ben gideyim. Ben ne yapacağım peki? Merak etme, benden haber bekle. Ara sıra da ağla mağla ne bileyim işte bir şeyler yap. Pirelendirmemek lazım ayı. Evet amirim, devam ediyoruz amirim. Baş üstüne amirim, size bilgilendirme zaten.
Komiserim dışarıda bu mektubu bulduk. Anlaşıldı abim. Kırpın öyle tamam. Ne diyorsun? Bu mektubu dışarıda bulduk komiserim. Ver bakayım bu iş. Sen dışarıda. İyi efendim. Beyefendi, eşiniz bizim elimizde. Polise haber verirseniz onu öldüreceğiz. Aman yarabbim. 50 milyardır parayı bırakacağınız yeri size daha sonra bildireceğiz. Profesyonel bir işe benziyor. Bence bu herifin şakası yok. Belki hepsi sabıkalı haydutlar. Ne yapacağız komiserim? Lütfen söyleyin. Sakin ol Harbi. Gerekli yapacağız merak etmeyin. Bir haber var mı? Yengeni kaçıranlardan bir fidye mektubu geldi. 50 milyar istiyorlar. Ne? 50 milyar mı? Delirmiş bunlar. Bir bakabilir miyim komiserim? Hı. Eşiniz bizim elimizde. Verirseniz fidye. Burada bir tuhaflık var komiserim. Bakın. Fidye 50 milyardır yazıyor işte. 50 milyardır yazmıyor ki. Ne yazıyor peki? 50 milyardır yazıyor. Hem bakın burada da bildireceğiz yerine bildireceğiz yazmış. Ne olmuş? 50 milyar yazmışsa doğrusu 50 değil midir? Neredesin sen? İstanbul'uyum. İçimden şeyde oturuyor. Yani memleketin neresi? Kocan da sizin oralardan mı? He, bizim oralardan. Kocası da tıpkı kakılmış gibi konuşuyor komiserim. Bence mektubu o yazdı. Bravo Tuncer. Sen olmasaydın bu iş anlaşılmayacaktı. Zaten ortadan kaybolunca şüphelenmiştim. Bir dakika, bir dakika. Peşin hüküm vermeyelim. Ne? Kocanın el yazısı bu mu? Bence böyle vakit kaybediyoruz. Yok. Böyle kaykocuk burkocuk yazmaz. Öyle inci tanesi gibidir yazı. Tamam anlaşıldı. Bu işe merkeze devam edeceğiz. Hadi toparlanın. Ben masum ben bir şey yapmadım. Komiserim. Sakin ol. Sakin ol. Sadece gerçeği öğrenmeye çalışıyoruz. Bu kadını iyice sorgularsanız bülbül gibi her şeyi anlatacak. Sırf onu değil. Hepinizin ifadesi. Hadi bakalım. Yapmayın komiserim. Bir adım ben bir şey yapmayayım. Hadi buyurun. Buyurun. Ya. Hadi. Çalışmaya gelip bir yerisin. Yani geçiyor bırakacağım. Ben gelip. Ya kusura bakmayın Ayrı Bey. Bunu yapmak zorundayız. Formalite işte. Mektubu sizin el yazılarınızla karşılaştırmak zorundayız. Tabii ki komiserim. Gayet iyi anlıyorum. Bu karı koca ne zamandır sizin yanınızda çalışıyor? İtilmiş de kakılmış mı? Bir haftadır. Zaten geçici olarak almıştık. Güvenilir insanlar mı peki? Yani referans falan istemiş miydiniz? Bilemiyorum. Evde çalışan personelle karım ilgileniyor. Belli ki yengen bir hata yapmış. Ortak bu işte bir iş var. Mektuptaki yazı ne beylerin ne de kakılmışın el yazısına benzemiyor. Şu kadını içeri getirin bakayım. Bazı dile. Bence her şey apaçık ortada. O mektubu itilmiş yazdı. Kocanın el yazısının bir örneği var mı sende? Yanımda yok. Yani evde de yok. Yani yok. Bir dakika bir dakika hatırladım. Bir liste var. Ne listesi? İtilmiş aynı zamanda bahçıvanımızın. Bahçe için malzemeler lazım olmuştu. Devam edelim. Tamam. El yazısıyla hazırladığı bir liste var. Öyle mi? Yaşa amca harikasın. Şimdi şapa oturduk. Ne dedin? Şey dedim ki gerçekler er geç ortaya çıkar dedim. Bu konuda Yüce Adaleti ve Türk polisine güveniyorum. Polis de nerede Ayrı Bey? Evet evet köşkte çalışma masamda olacak. Öyle mi? Hemen gidelim. Gel bakalım kakılmış. Sana ihtiyacımız olacak. Gidin zaten acil bir işim yok. Komiser Suat. Gece evde olan herkesin ifadesini alıyorlarmış teyze. Buna bak bir şey sorulamazsa hiçbir şey bilmiyorum. Hünkârı. Tamam da zaten bir şey bilmiyorum teyze. Dedik ben onu bir sorulamam teyze. Hadi bakalım kakılmış gidiyoruz. Ne oldu? Ben bir şey görmedim. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Buldum buldum komiser bey. İşte liste burada. Verin bakayım şunu. Yazılar birbirinin aynı. Hiç kuşku yok. İkisi de aynı elden çıkmış. Kakılmış. Şuna bir de sen göz at bakalım. Listeye mi mektubum? İkisine de. Bak cevap vermeden önce iyi düşün. Yoksa başın derde girecek ona göre. Hep bakıyorum. Hadi ne bekliyorsun? Düşün dediniz ya, yani düşünüyorum. Kara kara düşünüyorum. Komiser bey vakit kaybediyoruz. Kocasını korumaya çalışıyor. Besbelli bu kadın da işin içinde. İftira, kuru iftira.
İşin içinde olmak bir yana, ben işin aslını bile öğrendim yanda. Karımın hayatı tehlikede komiser bey. İtilmiş denen o alçağı bir an evvel yakalamanız şart. Hayri bey, Allah aşkına bir durun ya. Eşkalini bildirdik, bütün ekipler onu arıyor zaten. Benimle başka bir işiniz var mı komiserim? Yok yok, sizinle bir işiniz yok. O zaman ben şirkete gideyim amca. İkimiz de ortada olmayınca işler Arap saçına dönmüş. Tamam tamam, sen git. Yengenden bir haber çıkarsa seni ararım. Ama ne olur bu kadar üzülme. Sağ salim kurtulacak, inan bana. İnşallah Tuncer, inşallah. Bilemiyorum. Sen hala karar veremedin mi katılmış? Evet. Bu yazı itilmişin yazısıdır. Demek kocanın suçlu olduğunu kabul ediyorsun. Ben hiçbir şey kabul etmiyorum. İnsan suçu kanıtlanana kadar masumdur. Biz Amerikan dizilerinde eli gördük, eli biliriz. Masummuş, sevsinler. Masumsa niye ortaya çıkmıyor peki? Bence çıkamıyor komiserim. Bence o da kaçırıldı. Ne olur kocamın hayatı tehlikede. Onu kurtarın, ne olur kurtarın. Ya imdat! Kimse yok mu? Kurtarın bizi be! İmdat! İmdat, kurtarın beni! Mecide! Mecide! Oh! Tamam mı? Geçti mi susuzluğun? O geçti de. Şimdi açlığım daha da bir arttı. Yani bir buçuk İskender kebap olsaydı. Önce onu affetmen lazım. Nasıl yani? Bu kadının kocasını arayacağım. Parayı getireceği yeri ona sen söyleyeceksin. Hangi parayı? Fidyeyi, 50 milyarı. 50 milyarı mı? Tülay Hanım'ı bunun için mi kaçırdınız? Evet, parayı alamazsak kadın ölecek. Ah, yapmayın ne olursunuz. Ne olur beni bırakın gideyim. Dediğimi yapacak mısın? Yaparım. Hem ben bu işten benim avantam ne olacak? Kafana dayadığım şeyin ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum hem de... Dabancı olduğunu tahmin ediyorum. Aferin. Şimdi avantanın ne olacağını da tahmin et bakalım. Ya benimle Beşiktaş'ın antrenörü geçme. Ya dediğini yaparsan beni öldürmeyecek. Bunu da anlamayacak ne var? Akıllı adamsın. Şimdi kulağını aç, beni iyi dinle. Söylediğim her şeyi teker teker tekrar edeceksin telefonda, tamam mı? Tamam, tamam ama dene dene söyle. Anlayamıyorum. Benim hiçbir suçum yok komiser bey. Bırakın da ben gideyim artık. Nereye gideceksin? Sen burada çalışmıyor musun? Çalışıyorum da. Özel altında değil miyim? Ne layık akılmış. Nereden çıkardın bunu şimdi? Ben bakarım. Hayır hayır, sen bırak. Ben paralele geçiyorum. Dikkat edin. Aynı anda açın. Alo, buyurun. Alo. Hayri Bey'le mi görüşüyorsun? Benim kim olduğundan sana ne? Bir dost. Senin iyiliğini isteyen biri. Bak, karını sağ görmek istersen parayı dediğim yere getir. Oldu mu lan? Bu sesini tanıdım, itilmiş bu. Bak, parala işaretsiz olsun. Ayrıca polis işe karışırsa karım ölür, tamam mı? Karımı öldürmediğinizi nereden bileyim? Sesini duymak istiyorum. Onu telefona verin. Tülay Hanım'la konuşmak isteye. Hayri, hayatım, çok korkuyorum. Ne olursun kurtar beni. Bunlar çok kötü insanlar. Aferin, ikiniz de çok iyiydiniz. Ödülü hak ettiniz. Benim 1,5 İskender olacaktı. Yanına şalgamla rakı da olsa iyi olur. Gayet tamam komiserim. Tamam Özgür, sağ ol. Olamaz. Bunu için bir şey yapmış olamaz. Bunun böyle ince şeylere kafası çalışmaz komiserim. O mektubun aslını ben size anlatacağım. Anlat bak. O mektubu Tülay Hanım bizzat kendisi yazdırdı bize. Yani Tülay Hanım size bir de mektubu yazdırdı, öyle mi? Evet. Saçmalık. Neden yaptın böyle bir şeyi? Tülay Hanım bizim mülakatı aldıydı. Sonra da bir el yazılarınızı koruyayım dedi. Bir kitap açtı. Bize kağıt kalem neyi verdi. Oradan bir şeyler okudu. Biz de aynen yazdık. Öyle karımız elimizde falan diye başlayadık. İnanın doğru söylüyorum komiserim.
Peki diyelim dediğin gibi oldu. Niye bize bunu en başından söylemedin kadın? Önce onun el yazısını tanımazsınız dedim. Sonra da ben de söylesem inanmayacaksınız diye söyleyemedim. İşte bunda haklısın. Sana inanmıyoruz kakılmış. Artık inkarın yararı yok kakılmış. Dinle şunu. Benim kim olduğumda sana ne? Bir dost. Senin iyiliğini isteyen biri. Bak, karını sağ görmek istersen parayı dediğim yere getir. Ne diyeceksin buna bakalım? Tanıdın mı telefondaki sesi? Acık ütülmüşün sesine benziyor. Yani ütülmüşün ta kendisi de. Ben yine de inanmıyorum ki onun yaptığına. İnanmıyorum komiserim, inanmıyorum. Şu andan itibaren gözaltındasın kakılmış. He? Bak kakılmış. Kocanın suç ortağı olmadığına inanmamız için bizim de iş birliği yapman lazım. Anladın mı? Benim ölümden ne görür? Hiçbir şeye bilmiyorum ki. Peki kocan Tülay Hanım'ı nereye saklamış olabilir sence? Ününe saklamıştır. Onu kocam kaçırmadı ki. Böyle bir yere varmamız mümkün değil komiserim. Geçen her dakika yengemin aleyhine işliyor. Siz ne düşünüyorsunuz Hayri Bey? Lanet olsun, vereceğim parayı. Karımı kurtulması için feda olsun. Emin misin amca? Ya sözlerinde durmazlarsa? Ne yapabiliriz? Deneyeceğiz oğlum. Merak etmeyin Hayri Bey. Biz yanınızda olacağız. Bence önemli olan karımın sağ salim kurtulması. Hayri Bey uzaktan izleriz. Bizi fark etmezler bile. Yok yok. Yakalarız onları. Mutlaka yakalamalısınız. O aydutlar cezasız kalmamalı. Bence en önemlisi karımın sağ salim kurtulması. Peki o kadar parayı toparlayabilecek misiniz? Yarın akşama kadar toparlarım herhalde. Güzel. Ayrıntılarla ben ilgilenirim amca. Merak etme sen. Sağ ol. Benim de zaten tansiyonum çıkmıştı. Yarın sana bir çek yazacağım. Bankaya gidersin, oldu mu? Tamam. Sonra yine buraya mı geleceğiz? Hı-hı. Buradan gideriz. Yüreğini ferah tut amca. Ben yanında olacağım. Beni de götürün. Bir an de geliyorum. Hala inanamıyorum ama... Eğer gerçekten Tülay Hanım ütülmüş kaçırdıysa bir hekim bir faydam dokunur diye. Ne diyorsun ortak? Gelsin. Peki sen de gel. Yanımızda onu iyi tanıyan biri bulunsun bari. Ya bırakın beni ya. Daha ne kadar bağlı kalacaksın ya. Her dediğimizi yapmadın mı be? Kollarım açlıktan uyuyamıyor da. Ya bırakın beni be. Yeter be adam. Kapa artık şu çeneni. Tülay Hanım bana mı bağırdınız? Resmen kafam şişti. İki dakika sus ya. Ya ben keyfimden mi bağırdım Tülay Hanım? Hele candan dilime vuruyor işte. Bana bak sus artık, anlıyor musun? Sus. Bunlar çok tehlikeli katiller. Kızdırırsan ikimizi birden öldürürler. Tamam sustum. Bundan sonra benden tek kelime bile duymayacaksın. Kapa diyorsun ağzımı, tamam. Ya bari şu İskender'in iyiseydin ya. Açlıktan geberiyorum be. Evet, hepsi burada. Tamı tamına elde ediyorlar. Tamam, kapatın canım. Hemen kapatmasanız. Bir bakaydım. Dünya buz bile 50 milyonu bir arada var mıydım demem. Hepsi bu kadar mı? Bir çanta dolusu kağıt. Bir insanın hayatını gasp etmeye değer mi be? Yazıklar olsun. Hayri bir ansızla çıkalım artık. Telsiz metine ver. Tamam. Metin telsiz al. Altıncı banttan sürekli irtibat halinde. Başlıyor. Çocuk arayalım da gelin. Hiç merak etmeyin. Hep tepkilerimizi aldık. Yok. İnşallah. Merak etmeyin. Gereken her şeyi aldık. Sizden bir isteğim var. Çok dikkatli olacaksınız ve kendinizi tehlikeye atacak hiçbir şey yapmayacaksınız. Anlaşıldı mı? Tamam. Biz sürekli yakın mesafeden takipte olacağız. Bölgedeki ekipler de bizimle irtibat halinde zaten. Bunu özellikle sana söylüyorum kakılmış. Eğer kaçmaya kalkarsan vay haline. Peşine ben düşerim. Anladın mı? Merak etmeyin komiserim, kaçmam. Ben adaletin yanındayım. Göreceğiz bakalım. Gidelim evet, amca. Hazırsanız gidiyoruz. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Sen bizimle gel kakılmış. Hadi arkadaşlar, araçları. Sen şunu al. Ya bırakıp gittiler bizi ya. Kalkılmışın yüzünü bir tane göremeyecek. Burada öyle geberip gideceksin ya. Sus artık, yoksa seni ben geberteceğim. Sen nasıl geberteceksin Tülay Hanım? Sen bağlı değil misin? Ben? Ben bağlıyım tabii ki ama kurtulunca geberteceğim.
Ya 2 dakika sus Allah aşkına. Bıktım artık. Karın nasıl dayanıyor sana? Karınızı çok merak ediyorsunuz değil mi Hayri Bey? Sizi anlıyorum. Ben de kocamı merak ediyorum. Nesini merak ediyorsun? Başımıza bütün bu işleri kocan açtı zaten. Nerede kaldı bunlar? Kimle? Yani ne bileyim, birileri bizi kurtarmaya gelmeli. Şu anda gece mi gündüz mü acaba? Tabii ki gece sersemce. Tülay Hanım, senin gözlerin bağlı değil mi? Ha, bağlı. Niye sordun? Bağlıysa gece olduğunu nereden biliyor? Biliyorum çünkü ben her şeyi bilirim. Ses duyuyor mu Tülay Hanım? Hayır, tek duyduğum şey senin sesin, geveze şey. Tülay Hanım bak, duyuyor musun? Araba bize doğru geliyor bak. Geldiler işte. Geldiler sonunda. Bana sürünme Tülay Hanım. Ya bu gelenlerimizi kaçıranlarsa, ya bu da öldürecekse. Evet, işte burası. Ben de gelir mi Tuncer Bey? Hayır hayır, siz arabada bekleyin. Gerekirse ben size seslenirim. Aman dikkatli ol Tuncer yavrum. Dikkatli olun. Bağırarak dışarıya koştum. Kim bu orada? Ya bu ses kim var? Kim var dedim? Bırakın beni! Bırakın beni! İmdat! İmdat! Hayri! Öyle korktum ki. Geçti, geçti bebeğim. Hepsi geçti. Peki ya Tuncer nerede? İçeride. Yani ötürmüş, götürmüş de içeride mi? Allah'ıma şükürler olsun, kurtuldum. Kahılmışa kavuşacı. Beni siz kurtardınız Tuncer Bey. Tülay Hanım nerede? Yaklaşma, uzak dur benden haydut. Ne yaklaşması yok, sen nasıl konuşuyorsun? Gelme üstüme, gelme diyorum. Kim geliyor senin üstüne, kafayı mı yedin Tuncer Bey, ne oluyor? Artık işim bitti ayı, hapiste çürüyeceksin. Bana bak, ayı mayı deme, doğru konuş benden. Vur hadi, vursana. Vur ne vurması ya? Sen kafayı mı yedin oğlum? Oğlum şundan bir bakayım. Bu ötürmüş üstümü. Dağır, aslım bana yardım edin. Acele edin komiser bey. Tuncer tehlikede. Sakin. Ötürmüş de takip ede. 4012'den bütün ekipleri. Beyne kurtarıldı. Binaya gidiyoruz. Tamam. Lan manyak mısın oğlum? Ben sana neye vuruyorsun lan? Canını okuyacağım senin. Niye okuyorsun lan? Ah! Lan nasıl öyle değil? Böyle vurur lan. Polis! Kimse kıpırdamasın! Olur mu derdek olun? Kurtarın beni bundan be! Ya çattık be kardeşim ben. Ne işte anlamadım gitti ya. Ya bırakın beni, ben masumum diyorum. Nasılsınız takılmış he? Arabaya götürdüm. Yürü, yürü. Paraları bulabildiniz mi komiser bey? Hayır, çantayı boşaltmışlar. İki kişiydiler. Biz boğuşurken öteki paralarla pencereden kaçmış oldu. Adamların eşkalini verebilir misiniz? Evet. Karanlıktı, tam göremedim. Ne şişman ne zayıf biriydi. Orta yaşlı, orta boylu. Fazla uzağa gidemez. Çevre sarılı. Sen kurtuldun yoksa. Yenisi miyim değil. İşte şimdi şefe oturdum. Kız ben bir şey yapmadım diyorsun kız. Beni de kaçırdılar kız. Tuncer Bey'e niye saldırdın peki? Ya ben ona saldırmadım. O bana saldırdı diyorsun kız. İşte bunları karakolda anlatırsın artık.
Bu ne için be? Ha, Zavret'in adet sancılar için vermişti doktor. İşe yaramadı. Bu neydi be? Ha, bizim kayınvalidenin hormon tedavisi için. Allah korusun, erkeklik elden gider. Bu ne ya? Ha, işte bu olur. Antibiyotik ve B vitamini. Her eve lazım. Tamam. Bunu yaptırayım Pelin Hanım'a. Çıldırmak işten değil. Bu adam evi eza deposuna döndürmüş. Marketin bütün parası o Pelin denen zilliye gidiyor. Şu ayıp. Şu ayıp. Ayıp. Ne var hayatım? Beni duymuyor musun? Seni duymamak mümkün mü hayatım? Bilur sesin duvarları sarstı. Ne yapıyorsun burada? Gördüğün gibi gazete okuyorum hayatım. Gazeteyi tersinden mi okuyorsun? Evet, yani hayır. Az önce şuradaki iskemlede oturuyordum ya. Ya şu memleketin haline bak. Her şey baş aşağı olmuş. O reçeteler ne? Hangi reçeteler? Şuradakiler. Ha, onlar reçete değil ki. Onlar şey, tuvalet kağıdı. Yani geri dönüşümle tuvalet kağıdı olacak. Bak diyorum ki bunları Seka'ya gönderelim. Çevreye bizim de bir katkımız olsun değil mi? Bana bak tahta kafalı herif. Ben senin beyninden geçenleri biliyorum. Bütün mesele o eczacı karıyı tekrar görebilmek değil mi? Bana bak lan, gönderirim lan sana bunları. Evi eczacı deposuna döndürdün lan. Ya sana da yaralanmıyor ha. Yani bunu bir yatırım olarak düşünsene hayatım. Bak ilaca gene zam geldi. Dünya kadar kâra geçtik. Ulan başlarım senin yatırımına. Kuraba hastanesinde bile bu kadar ilaç tüketilmiyor lan. Bana bak, bundan sonra bir tek ilaç dahi alırsam sahiden hapı yutarsın ona göre. Tamam canım, tamam, bundan sonra ilaç falan almıyorum. Ha. Sadece ilaç değil, 5 sene yetecek kadar diş macunu var evde. Fenalık sıfır çürük. Ulan bir ton şampuanımız, bütün bodrumu yağlayacak kadar da güneş yağımız var. Tamam canım, onlardan da almam istemiyorsan olur biter. İstemiyorum, istemiyorum lan. İstemiyorum, top da istemiyorum. Ulan terlikleri de istemiyorum. Oyuncak kanı da istemiyorum, bir fırın istemiyorum. İstemiyorum. Bana bak, daha lafım bitmedi, otur. Bir daha seni o eczacı kadınla yan yana görürsem boğarım ha, ona göre. Bir daha o eczaneden içeri adımını atmayacaksın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı canım. Tekrar et. Bir daha o eczaneden içeri adımımı atmayacağım komutanım. Tamam. Tamam ulan, şimdi defol. Ya, defol. Ne yapıyorsun ya? Oğlum. Defol dedim. Defol ulan, defol. Bitirdim abla. Tüy dökücü kremi kavanozlara doldurdum. Aferin Tosun Can'cığım. Bu da bitmek üzere. O krem ne için? Bu benim yeni mucize formülüm. Cilt bakımı için. Herhalde kitap cildi için değil de insan ciltleri için değil mi? Tabii ki. Çok akıllısın. Peki bu krem kuru ciltler için mi, yağlı ciltler için mi, yoksa normal ciltler için mi? Hiç fark etmez. Çünkü bu her türlü ciltte mucizeler yaratacak harika bir kırışık gider için. Peki geçici mucize mi, kalıcı mucize mi? Nasıl yani, anlayamadım. Unuttun mu, geçen sefer yaptığın krem de önce işe yarar gibiydi. Ama daha sonra kullananların yüzü ikinci Ramses'i mumyası gibi buruşmaya başladı. Ama Tosuncuğum, bu benim yeni, özel, geliştirilmiş bir formülüm. Yani ayrıca ben tecrübelerimden her zaman ders almasını bilirim. Peki bu sefer aynı şikayetler gelmeyecek mi? Yani tabii ki hayır. Yani şikayet gelebilir ama asla aynı şikayetler olmayacak. Tosun Can'cığım, sen şunları yukarı götürüver, ben de buraları bir güzel toplayayım. Etiketler nerede abiş? Etiketlerin yerini Arzu biliyor, o yapıştırır. Dikkat et. Kırmızı tepsidekiler tüy dökücü, mavi tepsidekiler kırışık giderici. Sakın karıştırma. Tamam, ben hiçbir şey karıştırmam biliyorsun. Anneanne, ben yavaş yavaş çıkıyorum. Arzu ne yaptın? Basmasana evladım. Ay anneanne, her gün yeni bir icat çıkartıyorsun. Görmemişim, çocuğu olmuş gibi. Hediye yerdim böyle bütün dantellerini ortalığa. Tabii evladım, onlar benim çocuklarım. Havalansınlar, güneşlensinler diye çıkarttım bugün. Yavrularım, canlarım, güzellerim benim. Hepsinin bende ayrı ayrı hatırası vardır Arzucuğum. Bak yavrum, bak. Bu, mesela bunu örerken tığ koltuğun üzerinde unutmuşum. Olur ha. Ama oturur oturmaz tığ benim mabadıma batmaz mı? Nere? Mabadıma battı yavrum. Kaba etlerime, kaba. Ay. Ya hiç sorma. Rahmetli dedeciğim
kerpetenle bile çıkartamadı. Ay anneanne anlatma, içim bir fena oluyor öyle ya. Öyle yavrum öyle, eski tığlar öyleydi. Sağlam, dişli, güçlü. Şimdikiler nerede? İşte bu kadar. Şuna bak. Arzu bak şuna bak şimdi. Bu örneği de hemşire hanımdan almıştım. Hangi hemşire hanımdan? Dispanserdeki hemşire hanımdan. Ay. Ya, tığı çıkartmak için dedenle birlikte en yakındaki dispansere gittik. Kadın meğerse pek severmiş dantel örmesini. Tabii. Şimdi beni böyle yatırdı ya yüzü koyu yere. İşte o arada da dantelini işliyordu. Ben o arada iki ara bir kere kolunun altından bu örneği çıkartıverdim kız. Ay, dantelden içime fenalık geldi anneanne. Dantel aşağı, dantel yukarı. Varsa yoksa dantel tenten hanım. Evet, ben de dantelleri çok severim. Bak bak Arzu, bak şuna bak. Bunun bende hatırası apayrı. Yeri bak. Bu Belgin Doruk bir filmde dantel yaka giydiydi, takmıştı bir filmde. İşte onun bunun motiflerini o yakadan aldım. Ya sen de 30, ben de 20. Her gün o filme gittim geldim ama ne mevzusunu biliyorum ne bir şeyi. Gözüm dantelden başka bir şey görmüyorduk evladım. Onu çıkartmak için hiçbir şey anlamadım. Benim. Hay anneanne, bir kere daha dantel lafı duyarsam vallahi keçileri kaçıracağım. Hadi hoşça kal anneanne. Yavaş yavaş. Ay ay Azu bak ne diyeceğim. Sen de artık bu danteli öğrensen iyi olur evladım. Eczanede boş vakitlerinde dantel işlesen fena mı olur yavrum? Küçük Gizli hanım. Yazar takımlarım var. Zarif dantellerim var. Of yeter ya, dantelden bıktım artık yeter. Aa, ne kaçarsın be güzel kızım. Verildim bir iki tane dantel koyaydım çiğiz canına. Abi yan bizim. Bu çocuk Gizli hanım. Ah, ne biçim zil bu benim? Ah, teyzem güzel dantellerim var, ilgilenir misin? Gel, tam yerine geldin, gel içeri gel. Ah, gel. Güzel danteller var, fantazi danteller göstereceğim. Göster, göster, gel senle konuşalım bir. Benimle hiç ilgilenmez oldun şair. Telefonun başında bekliyorum, bekliyorum, çalmıyor. Çalsa da başka telden çalıyor. Açıyorum, bir yer çıkmıyor. Mesela gıcık bir pazarlamacı çıkıyor. Niye? Kazım aramıyor mu? Aa, Kazım da kim? Kazım da kim diyor. Uğruna beni terk ettiğin zonta. Çuvalla parası, fındık kadar beyni olan fındık kralı. Aa, öyle birini hatırlamıyorum. Ayrıca çoktan unuttum bile. Sahi mi? Niye? Çünkü Kazım yalancının biri. İflas ettiğini benden gizliyormuş. Bizim ilişkimiz de çoktan iflas etti. Sabık göz ağrım. Sorun Pelin değil mi? Pelin'den bir şikayetim yok. Çok şükür. Sorun sensin. Sen yakın zamanda fırına vermeyi planladığımız mercimeğimizdeki taşsın. Çok vefasızsın şair. Adın Kazım olan... Senin gibi karizması olmayan bir adamla kısa bir macera yaşadım diye gittin o eczacı kadını buldun değil mi? Seni hiç affetmeyeceğim. Ben affetme. Bırak vicdan azabıyla yaşayayım. Yeter ki beni terk et. Bak bu o kadar kolay değil şair. Ben öyle aldatılmaya göz yumacak bir kadın değilim. Hopala bu da zaruretleşti. Karım yetmiyormuş gibi maziden gelen karıyla uğraşıyoruz. Bana bak şair. Çok yumuşak görünüyor olabilirim ama tersim gerçekten pistir. O eczaneye adımını atmayacaksın. İlginç. Bugünlerde bu sözü söylemek fena halde moda oldu. Bak Şuayi, eğer seni o eczanede yakalarsam dışarı kapıdan değil camdan çıkarsın. Ha, ayrıca karına da söylerim. Eminim onun da böyle değişik yöntemleri vardır. Olamaz. Bu bir kabus olmalı. Tedavülden kalkmış sevgilimle düşük ayarlı karım gizli bir anlaşma yaptı herhalde. Sen bana öyle tedavülden kalkmış falan diyemezsin. Ayrıca seni ben bozuk para gibi harcarım şair. Ya benim olursun ya da hiç kimsenin. Ulan ben geometriden yana ne kadar talihsiz bir adamım ya. Başkalarının mutlu aşk üçgenleri olur. Benimse... Bahtsız, talihsiz bir dörtgenim var. Her iki köşesine karlar oturmuş. Penne doğru şöyle bir köşegen çizmek istiyorum. İzin vermiyorlar. Bu ne acı kadar ya Rabbim. Şöyle bir ağız tadından
bir mutlu aşk yaşayamayacak mıyım ya? Bunlar mı etiketlenecek? Evet. Mavi tepsidekiler kırışık giderici, kırmızı tepsidekiler tüy dökücü. Sakın karıştırma. Bir daha söyle Tosuncan abi. Şimdiden karıştırdım bile. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Tamam. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık, kırmızı dökücü, mavi kırışık. Ben ilaç kimliğine kadar gidiyorum. Bir saate kadar dönerim, oldu mu artık? Tamam Pelin abla. Ben de seninle gelip bilgimi arttırabilir miyim? Sen biraz daha bilgini arttırırsan yakında seni ansiklopedi diye rafa koymamız lazım. Hadi gel. Mavidekiler kırışık giderici, kırmızıdakiler tüy dökücü. Mavi kırışık giderici, kırmızı tüy dökücü. Hay Allah. Nerede bu etiketler? Buyurun, buyurun. Teşekkürler. Gene bekleriz. Zaten hep buradaydık. Ben niye eczaneye gidemiyorum ya? Niye bu kadar korkağım ben? Buldum. Ben de vitrinin dışından bakarım güzel kendime. Tabii ya. Bir tavşan kadar korkak olabilirim ama aynı zamanda bir tilki kadar kurnaz. Ne hoş bir tesadüf değil. Aa, günaydın. Bence de. Bu sabah eczaneye gelmediniz. Halbuki normal şartlarda bu saate kadar en az 7 kere gelip gitmiş olurdunuz. Ayrıca parmaklarınızda sargı yok. Demek ki daha dikkatli davranmasını öğrendiniz. Çok keskin gözlemlerim var Tosuncan. Yaşıtın Selimcan gibi her şeyi ne güzel yorumluyorsun. Şahit Bey, sahiden neden gelmediniz bugün? Zaruretten. Yani üzerimde bir takım zaruri baskılar vardı. Ancak fırsat bulabildim yani. Üzgünüm ama şimdi de ben gitmek zorundayım. Bu hasret uzun sürecek mi? Saat kadar. Sanırım dayanabilirim. Yolunuzu gözleyeceğim. Hadi Tosuncan, gidelim, geç kalmayalım. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Na şunlara bak sen, şunlara. Aman bırak sen onları. Sen şuna bak, şuna. Aman baktım ya alıp teyze. Hepsine baktım. Beni bak gibi alma. Sabahtan beri uğraşır durum satmak için. Bütün dilim ebe aldı şuracıkta. Tamam şimdi bırak onu. Buna bak bakayım. Ya şu. Şimdi buna bak. Ya bu. Bundaki incelik, zarafet, dişlerin güzelliği seninkilerde var mı? Aman abi teyzem, sen neymişsin be? En güzel dantiri sen yaparsın. En güzel gübit motifini sen atarsın. Ama yeter artık canım. Bütün gün almayacaksam almayacağım de. Ne beni baktım alırsın ya da lan şuna bir fiyat çek. Ben alayım. Öyle kurtar yapacağım. Bıraksana dantellerimi. Dilimine. Kızma be hanım teyze be. Belki alıcı değilsin, satıcısındır dedim. Ana uyanığa bak. Dantellerime gez koydu. Ben sana verir miyim bunları? Ben onları torunumun çeyizi için yapıyorum, anladın mı sen? Hadi bakayım dışarı. Hadi gidelim. Aman binlerce şükür yarabbim. Hadi. Sandım hiç gidemeyeceğim. Sandım alacakaranlık kuşağındayım. Sandım danteller içinde kocayacağım. Hadi sana iyi danteller, ben yolu bilirim hadi. Üzülmeyin yavrum. Biri sizden kimse ayıramaz. Yerine mi bekliyorsun? Niye böyle salak salak duruyorsun? Şey bekliyorum, şey gelecek de mal gelecek, kamyoneti bekliyorum hayatım. Ama istiyorsun içeride de bekleyebilirim. Neyse, sözümü unutmuyorsun, eczaneden uzak duruyorsun değil mi? Elbette Şahin kızım, benim sözümde durmadığımı 40 defa gördüm, kaç defa gördüm? 40 defa gördüm, neyse şimdi bunları konuşacak hiç zamanım yok. Butikte randevum var, bana bak, ayağını denk al, sözlerimi unutma, ona göre. Merak etme hayatım, güle güle. Güle güle. Harikasınız Pelin Hanım. Zamanlamanız ne müthiş. İsmi lazım değil. Tam görüş menzilimden çıkmıştı ki kaplama alanıma girdiniz. Bir saat demiştim ama işim 1,5 saat kadar sürdü. Parfümleriniz başımı döndürüyor. Az önce eczane deposundaydım. Belki yeter kokusu sürmüştü. Gelsenize.
Gelmesem? Niye, gelin size bir çay yapayım. Çay midene dokanıyor da. O zaman ıhlamur yaparım. Bak, o zaman oldu. Hadi bakalım. Bak şimdi aklıma geldi Pelin Hanım. Ihlamurun da erkekler üzerinde bir takım olumsuz etkileri varmış. İnanmayın öyle şeylere Şahit Bey. Ben size o zaman ada çayı yapayım. Bak şimdi oldu. İnsanı ikna etmeyi iyi biliyorsunuz Pelin Hanım. Şahit Bey, neyiniz var? Gelsenize. Bu bir batıl inanç. Eczaneye girmeden önce önce sağa, sonra sola, sonra tekrar sağa bakarım da. Bir gün Çınarcık'taki yazlığıma gidersek ben de size kuşburnu ikram ederim. Ay, bayılırım kuşburnuna. Hele benim kuşumun burnuna bayılacaksınız. Arzu, kavanozları etiketledin mi? Evet Pelin abla. Bak hepsi satışa hazır. Bakın Şahit Bey, bu bizim kendi imalatımız. Harika bir kırışık giderici. Formülü de bana ait. Bir tane alır mısınız? Aşk olsun Pelin Hanım. Beni bu kadar buruşuk mu buluyorsunuz? Hayır, sizin için değil canım. Eşiniz için. Öyle ya. Ama bu yetmez. Kıçıyla gerekir. Şaka bir yana bunu alamam. Nedenini sormayın. Lütfen alın. Müessesemizin küçük bir ikramı. Madem ısrar ediyorsunuz. Zaruret buna bayılacak. Tabii. Zaruret dedim de aklıma geldi. Ben artık gideyim. Yani dükkanı boş bıraktım da o bakımdan. Başka bir nedeni yok yani. Tamam. Nasıl isterseniz. Teşekkür ederim. Sizi şimdiden özleyeceğim. Ya o zaman sık sık gel. Tabii gel. Ya ben bunu zarurete nasıl veririm? Bir katilin suç delilini savcılığa vermesi gibi bir şey olur. Ben en iyisi bunu ortadan kaldırayım. Şahit! Ya, korkuttun mu? Yok hayatım, hayır o bakımdan değil de. Sen de televole programı gibisin hayatım. Nerede, ne zaman, hangi kanalda çıkacağım belli olmuyor. Butikteki provaların ne oldu? Erken çıktım. Belki seni eczanede yakalarım diye. Ama aferin, sözünü tutuyorsun. Bilmez misin? Ben sözümden dönmem, guguk kuşum. Ne o? Niye benimle konuşurken böyle beygir gibi eşeleniyorsun? Ne var orada? Nerede? Burada mı? Burada ne var? Orada ne olabilir hayatım? Tabii hiç yok. Ayrıca burnuma çok kötü kokular geliyor. Ben bunu en iyisi döküyüm. Dur, ver onu bana. Asıl benim burnuma kötü kokular geliyor. Bırak diyorum. Hayatım, bunun içinden ne olabilir? Çöplük mü artık? Çöp tabii ki, çöp. Demek çöp ha? Pelin'in eczanesinden mi? Yani bana çok önceden vermişti. Yani daha doğrusu sana vermişti. Daha da doğrusu sana vermem için vermişti. Ama artık o kadınla ilgili hiçbir şey görmeye tahammül edemeyeceğim. Ben atayım şunu. Dur, bırak. Kırışık giderici. Demek kendi imali. Acaba neler koyuyor içine? Yani formülünü bilemeyeceğim ama bana şu anda gerekli olan formül kendimi affettirme formülü. Suratımda her şeyi denedim. Bir de bunu deneyeyim. Belki işe yarar. Yarar yarar. Bana şimdiden yaramaya başladı bile. Yarın gidip bir ağda yaptırsam iyi olacak. Niye hayatım? Ben senin ayva tüylerine bayılıyorum. Sana delikanlı bir hava veriyor. Aman alay etme Şuayip. Şuayip, çok yaşlı gözüküyorum değil mi? Olur mu öyle şey canım? Sadece yaşını dolu dolu gösteriyorsun. Aman çok sağ ol. Çok iyi moral verdin. Akım derken kakam dersin zaten. Bakalım bu Pelin Hanım'ın kremi kırışıklıklara iyi gelecek mi? Anneanne! Anneanne! Bu korkunç bir şey anneanne! Mahvoldum ben! Öldüm! Öldüm anneanne! Ay ne oluyor kız? Fare mi gördün yoksa? Ay ne faresi! Bu tüy dökücü krem tüy dökmüyor! Ay gördün mü başımıza gelen felaketi? Kız yarın ne kadar tüyleri fışkırır da King Kong maymununa dönersen ne yaparız be? Anlamıyorsun anneanne. Krem kavanozlarına tüy dökücü etiketi yapıştırmışım. Demek ki kırışık giderici etiketi yapıştırdığım kavanozun içinde de tüy dökücü var. Ne diyorsun anlamıyorum ki. Ya Şahit Bey'in karısı o kremi kullanırsa? Ay bu saatte telefon da edemem.
Ben ne yapacağım şimdi anneanne, ne yapacağım? Ne yapacaksın sen de herkes gibi jilet kullan, olsun bitti. Of anneanne. Kırarım, of anneanne, of anneanne. Ha. Krem şimdiden işe yaramaya başladı karıcığım. Yüzündeki kırışıkların hepsi kayboldu. Aslına bakarsan yüzün de kayboldu. E bütün kremi hep bir anda sürmek zorunda mıydın? Anlamadığın işlere karışma Şuayb. İyi geceler. Sana da hortla. Sakın rüyama girme. Günaydın Pelin abla. Ah günaydın canım. Sen bu saatte gelir miydin hayrola? Ay Pelin abla, ben çok feci bir yanlışlık yaptım galiba. Ya ne oluyor lan? Mahvoldu! Mahvoldu Krakova! Aşırı beklentilerin sonu budur olgun güvercinim. Bir genç kız olarak uyanmayı beklersin. İşte böyle düş kırıklığına uğrarsın. Sürüdüreceğim o kadını. Bütün imajımı mahvetti. Mahkemeleri verip elindeki bütün varıyı alacağım. Bence haksızlık ediyorsun Kelayna. Bu yeni imajın çok daha önemli, çok daha orijinal yani. Değil mi? Hay Allah, şu Ayıp Beylerin ev telefonu cevap vermiyor. Ay, telefona gerek kalmadı Pelin abla. Sanırım birazdan kendileriyle yüz yüze konuşma olanağı bulacağız. Niye durdun salak? Ama ben oraya giremem karıcığım. Yürü dedim ulan yürü. Eczaneye girmeyeceğime dair sana söz verdim. Sözümden dönersem namerdim. Ulan yürü diyorum, şapşal yürü. Ya Allah Allah, ne yapıyorsun ya Allah Allah. Günaydın, buyursunlar. Sizin için ne yapabilirim? Siz yapacağınızı yaptınız. Şimdi bütün mesele benim, size ne yapacağım. Kremi kullanmış. Bakın Zaruret Hanım, inanın olayda bir kasıt yok. Sadece kırışık giderici kremin kavanozuyla tüy dökücü kremin kavanozu birbirine karışmış, hepsi bu. Aman ne mazeret ne mazeret. Siz hep böyle karışıklıklar yapar mısınız? Merak ederim, şimdiye kadar kaç müşterinize vitamin yerine fare zehri verip öldürdünüz? Bakın hepsi benim suçum. Etiketleri karıştırdım. Evet, mevzuyu öğrendik karıcığım, hadi artık gidelim. Bana bak, bana bak sus Şuayb. Sen de bu suikastın suç ortağısın. Hep birlikte beni öldürmeye kalktınız. Zaruret Hanım, bence siz olayı biraz abartıyorsunuz. Yani tarihte bir tüy dökücü yüzünden meydana gelmiş hiçbir ölüm vakası yok. Sabahleyin aynaya baktığımda ölebilirdim aman. Ben de. Benden ol. Benden. Zaruret Hanım, yüzünüzde bir de ben bakabilir miyim? Hasarın derecesini tespit etmek için. Şu gözlerinizi bir çıkarabilirim. Suçum. Beğendiniz mi yaptığınızı? Ha? Böyle de çok hoşsun karıcığım. Yumurta gibi olmuşsun, livorin tavuğum. Ama yine de tak istersen, yani sen rahatsız oluyorsun diye dedim. Zaruret Hanım, aslında pek büyük bir olay yok. Kimsel taraftan bakarsanız yüzünüzdeki istenmeyen tüylerden kurtulmuş oldunuz. Ya beni kandıramazsınız, sizi dava edeceğim. Karım istemeyen tüylerine çok bağlıdır. Kaytan bıyıkları gidince çok sarsıldı. ulan kaşlarda mı istenmeyen tüyü salak? Karıcığım bırak böyle kıldan tüyden mevzuları, tavus kuşum. Sen keman kaşların olmadan da güzel. Ay! Ay! Bakın Zaruret Hanım, ben olanlara çok üzüldüm. Hatamızı telafi etmek açısından kırışık kremimden size istediğiniz kadar verebilirim. İstemez! İstemez gördüm kreminizin kerametini! Siz benim tüy dökücümün kerametini gördünüz. Bence bu makul teklifi reddetme hayatım. Ya. Tüy dökücü krem bu kadar etkili olduğuna göre kırışık giderici belki de mucizeler yaratacak. Peki benim kaşlarımı geri getirebilecek mi? Korkarım hayır ama kaşlarınızın kökü sizde. İstediğiniz zaman istediğiniz kadar çıkabilir. Hem de cımbız yetiştiremezsiniz. Peki ben kaşlarım çıkana kadar böyle domuz yavrusu gibi mi dolaşacağım ortalarda? Benim bir fikrim var. İyi oldu değil mi? Güzel oldu. Harika. İyi oluyor. Zerbete. Çok güzel. Harika. Bravo. Ellerinize sağlık. Oluyor, oluyor. Şuayb güzel oldun mu? Bu gümrah kaşlar
hayatım. Gerçek kimliğin ortaya çıktı. Sahip mi? Ay. Nasıl ben gülüyorum? Bu benim yeni formum Şahit Bey. Hem size hem de eşinize yararlı olabilir. Siz beni dinlemiyorsunuz galiba. Sen sus, gözlerim konuşsun. Sen sus, yeter ki ömrüm gitsin. Şahit Bey, çok hoşsunuz ama sadece bunu gözlerimle anlatamam, bu somut bir olay. Biraz da sözlerime kulak. Ha, affedersiniz, ne diyordunuz? Bu benim yeni mucize formüllü ilacım ve müthiş bir saç çıkarıcı. Şahit Bey, diyorum ki bunu hem Zaruret Hanım'ın kaşlarını çıkarmasında kullanabiliriz. Yani bir de şey var. Yani... Anlıyorum. Şahit Bey, lütfen, lütfen yanlış anlamayın. Ya saçlarınız şu tena haliyle de çok şirin ama biraz kalabalık bir şirinlik istiyorsanız bunu kullanacağım. O zaman kendilerine bir sorayım. Nasıl yani? Saçlarıma yani, hepsini tek tek isimlerle tanırım da. Sen Murtaza, ne dersin? Ha, öyle mi? Tamam, tamam. Peki sen Ayşegül, sen ne diyorsun? Tamam. Peki sen Niyazi? Niyazi, sen ne diyorsun? Tamam. Ne diyorlar? Tamam. Olur diyorlar. Sayıları o kadar az ki canları sıkılıyormuş. Eşiniz de kullansın, siz de alın. Yalnız bundan çok az kullanacaksınız ve şu Ayıp Bey, çok önemli bir şey bu. Saçlarınıza yavaş yavaş friksiyon yapacaksınız. Ben friksiyon yapmayı gerçekten çok severim. Bak, friksiyon dedim, aklıma Çınarcık geldi. Çınarcık'a gideriz değil mi? Şahit Bey, friksiyonun nasıl yapılacağını ben size isterseniz göstereyim. Şimdi şöyle yavaşça saç diplerine doğru masaj yapıyorsunuz. Ovuşturarak parmaklarınızı ve bastırmadan yavaş. Başıma kelebekler konuyor sanki. Ne oluyor be? Ödümü kopardım be. İsmi lazım değil geldi sandım. Ne var ne? Affedersiniz. Özel konuşuyorsanız ben gideyim. Hayır, özel konuşmuyoruz. Tam aksine gayet genel konulara değiniyoruz. Tabii. Genel kurmay başkanlığı, genel kurul, genel idareler, genel ev, rak. yani genelde seni ilgilendirmeyen konular. Şahit Bey, ben izninizi rica ediyorum. Görüşürüz. Umarım daha müsait zamanlarda. Nasılsınız Azra canım? Teşekkür ederim, mersi. Sen nasılsın? Vallahi ne diyelim, kötüyün. Ev sahibi kiraya atıldı. Bakılmış beni terk etti. Mali vaziyetle boktan. Üstelik kafamın tam şurasında rahatsızlıktan kaynaklanan bir ağrı var. Lan karı hem nasılsın diye sordu, hem de cevabını dinlemeden çekti gitti be. Ulan kadın sana nezaketen hatır sordu. Sen tutup hayat hikayeni İç gıcıklayıcı bir ifadeyle arkası yarın haline getirdim. Evet, ne vardı? O kadar giriş taksimi yaptık, boşa mı gitti yani? Mali işler dedik, ev sahibi dedik. Para istiyorsun yani. Akıllı adamsın vesselam Şahit Bey. Lep demeden yanında rakısını bile anıyorum. Yanlış zamanda geldin. Zaruret bugünlerde kıskanç ve kaşsız bir dişi kaplan gibi. Zırnık koklatmıyor bana. Yani anlayacağım, Çel'in ilacı olsa neyse, atasözlerini bir tarafa bırakalım. Yani diğer bir deyişle başka kapıya. Etme Şahit Bey, sen de vermezsen ben nereden para bulacağım? Kazanmayı denesen. Denemedim mi sanıyorsun? Ama ya şansım hiç yaver gitmiyor Şahit Bey. Sayısal lotoda hep ikide kalıyorsun. Altılı ilk ayakta yatıyor. Toto desen. Ben çalışarak kazanmaktan bahsediyorum. O ne güne? Ha, anladım, bana iş teklif ediyorum. Tamam, kabul. Senin yanında çalışabilirim. Ama öcük biraz avans verirsen tabii. Parasızlık seni pek şakacı yapmış İtilmiş Bey. Acaba alnımda majüskül bir K harfi mi var? Bende keriz tipi mi var yoksa? Ulan geçen sefer malların yarısını yedin duymadın. Dolabı ve yazar kasayı da lüpletmeden yallah başka kapıya. Yani bu şimdilik olmaz mı demek oluyor? Şimdi diğer bir deyişle şöyle bir söyleyeyim. Havada bulut, sen bu bilim kurgusal hayalleri unut. Beni çok üzdün Şahit Bey. Yani rahmetli Lady Diana'nın vefatından bu yana bu kadar üzülmediydim.
Bak yine de sana bir kıyak yapıp başka bir iş ayarlayabilirim. Nasıl bir iş anı dene. İnat etme hayatım, bu çok güzel bir ilaç. Hayır Şahin. Hayır, o cadının yaptığı ilacı hiçbir yerime sürmem artık. Baksana kaşlarıma hala uzamadı. Sen kaşlarınla birlikte işitme yeteneğini de kaybettin herhalde. Bu ilaç kaşlarını daha çabuk yerine getirecek diyor. Ben Pelin Hanım'ın kovayı değilim, anladın mı? Peki ben sürebilir miyim? Neden? Kaşların zaten ayakkabı fırçası gibi. Huysuz flamingo. Ben kaşlarımdan bahsetmiyorum. Saçlarımdan bahsediyorum. Dur bana ne? Kel senin kelim. Kel ha? Şimdi kel olduk değil mi? Şimdi olmadın, eskiden de keldin. Ama o kadın gelmeden evvel bu kadar sık aynaya bakmıyordun. Şimdi hangi kadın deyip de yapay gündem oluşturma çabalarına çanak tutmayacağım. Ne yapacağım biliyor musun? Saçlarımı senin için feda edeceğim. İlacı önce ben kullanacağım. Olumsuz bir et görülmezse sen de kullanırsın. Buna ne dersin telli turnam? Ay ne kadar fedakarsın. Şu ay ya kaşlarım hiç çıkmazsa? O zaman şeker bayramında görüşmek üzere. Bu ilaçtan çok az sürmek gerekirmiş. Çünkü çok etkili bir ilaçmış bu. İster misin aniden çelik gibi olasın? Bu saç ilacı azgın tavşan. Kuvvet macunu değil. Ne ilgisi var çelik gibi, çomak gibi olmakla? Ayrıca ben her zaman çelik gibiyimdir. Hele saçmalama. Ya niye? Değil miyim? Ben şu şarkıcı çelikten bahsediyorum. Uzun saçlı olandan. Ha, yani saç bağlamında. Ben de tutup lafın nerelere çektim. normal. Çünkü aklın hep oralarda. Hep değil hayatım. Sana şöyle bir bakmak aklımı başıma getiriyor. Ha, iyi geceler. Sana da. Genel sayım sonuçlarına göre nüfusta bir artış yok. Hatta dün gece Murtaza'yı da kaybetmişiz. Neyse canım. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Acaba ilacı az mı sürdüm ne? Neyse yarın bir daha denerim canım. Hadi be sallanma, çabuk ol, sıkıştım. Sana da günaydın karıcığım. Ne var? Niye bakıyorsun öyle, maymun mu gördün? Nereden geldi şimdi kıllı bir hayvan aklına hayatım? Yani o değil de. Yalnız bu sabah sende bak bir değişiklik var. Ne gibi? Sakın bakma hayatım. Bak seninle bir oyun oynayalım. Aman salaklaşma be, ne oyunu? Aman bak beni dinle. Şimdi sen gözlerini sıkı sıkıya kapatıyorsun. 1500'e kadar saymaya başlıyorsun. Bu arada ben böyle sessiz sedasız daha güvenli bir yere sıvışıyorum. Sen 1500'e geldiğinde ben açıyorsun gözlerini, aynaya bakıyorsun ve canavar dediği gibi bağırıyorsun. Hadi be sallanma, hadi çık dışarı. Olmaz ki, çok erken bağırmaya başladı. Eyvah! Yine acil bir durum çıktı galiba Pelin abla. Biz zaten böyle durumlar için buradayız. Efendim buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar. Ne oldu size böyle? Bir de soruyor musunuz? Sormamalı mıyım? Verdiğiniz ilaç sayesinde Mısır Hayat'a döndüm. Gündüz insan, gece kurt. Yanlıyorsun Hasan Hanım. Öyle olsaydın şimdi normale dönerdin. Halbuki şu anda Üsküdar'da ve İstanbul'un bütün ilçelerinde çoktan sabah oldu. Bunun bana hesabını vereceksiniz. İki kaşım, iki elim yakanızda olacak. Zaruret Hanım, izin verin de sorunun ne olduğunu bir anlayalım. Oturun bir bakayım ben. Otur hayatım, şöyle otur. Evet, çekil. Sanırım hiçbir sorun yok. Hatta sevinilecek bir olay. Değil mi? Bence evet. De bence de. Mesela bu gürük kaşlarla bir sirk yıldızı olabilirsin. Sen sus Şahin! Kaşlarınız benim ilacımın başarılı olduğunu gösteriyor. Bence farmakolojik bir mucizeyle karşı karşıyayız. İyi ama Pelinciğim, yani Pelin hanımefendi, bu mucize neden benim saçlarımda görülmedi? İlacı aynı dozlarda mı kullandınız? Yani az kullanın demiştiniz. Yani friksiyon yaptım, az kullandım. Ya eşiniz? Herhalde ilacı kovaya attı, başında içine soktu. Sen sus, sen! Bakın,
Bakın, bir etkileşim de söz konusu olabilir. Belki ilacın etkin maddesi Zaruret Hanım'ın kullandığı bir başka cilt bakım ürünü reaksiyona girmiş olabilir. Tabii yani öte yandan moleküllerin beslenme süresiyle kaş tüylerinin egzotermik karakteristikleri arasında... Kesin, belki bir... lütfen, lütfen susar mısınız? Ben buraya eczacılık üzerine master yapmaya gelmedim. Kaşlarımın hali ne olacak, siz ondan haber verin. Zaruret Hanım, kaşlarınızı böyle aşın aşın çatmayın. Elbet bir çözüm yolu bulacağız. Evet, seçenekler hazır Pelin abla, bak. Ah, ah, teşekkür ederim Arzucuğum. Bakın Zaruret Hanım, elimizde bir takım kesici aletler var. Mesela bahçe makasına ne dersiniz? Ama o zaman kaşlarım daha sert çıkar. Şaka yapmıştım zaten. Abi, ağdaya ne dersiniz? Ne yapıyorsunuz? Kafa derimi mi yüzeceksiniz? Ay, tabii ki hayır. Bir kadının aynadan sonraki en yakın dostu hangisidir? Hani Orhan Veli'ye bile ilham kaynağı olan o harika enstrüman. Hani muallayı sandan atıp ruhumla icran olur. Gel şu ayıptan! Ay hayır, cımbız. İyi. Bak ben ne diyorum musun? Kaşlarını aldırmadan önce şöyle bir toplu halde hatıraf fotoğrafı çektirsek ne dersin? Ulan bana bak, bana bak şu ayıp. Bağırın, bağırın seni, bağırın, bağırın! Rüşvet almak sana yakışıyormuş. Rüşvet değil ki ayol, bunlar hediye. Eğer geri çevirseydim ayıp olurdu. Neyse canım, hepimize geçmiş olsun. Umarım kaşlarına başka bir kaza gelmez. Ha, onu bunu bilmem ama eğer sen o eczaneden uzak durmazsan senin başına büyük bir kaza gelecek, ona göre. Canım, hadi güle güle, güle güle. Kaşlarının başına bir kaza gelmez. Yoksa senin başına bir kaza gelecek. Ulan ben korkar mıyım seni? Ulan bir tane çarpacağım şey. Yok, onu demek istemedim hayatım. Bak. Ha, sen miydin? Evet. Ben de bela geldi sandım. Yanılmadın, belan geldi. Gir içeri. Hop 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 hop. Sen bana emir veremezsin. Girmiyorum içeri. Ha, öyle mi? Tamam. Burada konuşalım. Herkes duysun. Hayatım, Şahit. Ben sana o eczaneye gitmeyeceksin demedim mi? Az önce seni oradan çıkarken gördüm. Ne demek oluyor bu şimdi? İşi gücü bırakıp beni gözlemek gibi anlamsız ve mantıksız hobilerim var demek oluyor. Ayrıca eczaneden çıktığımı gördüysen yanımdaki huysuz ve tatsız kadını da görmüşsündür. Oraya keyfimden gitmedim, karımı götürdüm. Böyle şeylerle kandıramazsın beni Şahit. Ne gibi şeylerle kandıramam? Ne yani, sırf seni kandırmak için yabancı bir kadını karımın kılığına sokacak kadar pembe dizi meraklısı olduğumu sanmıyorsun değil mi? Uzun, düzgün ama içeriği olmayan cümlelerle beni etkileyemezsin Şuayip. Kendinden utanmalısın. Karını kötü emellerin için kullanıyorsun. Karımı ne gibi kötü emellerime kullanıyorum? Papağan gibi söylediğimi tekrarlayıp durma. Kadını çapkının için kullanıyorsun. Pelini görebilmek için kullanıyorsun. Çarparım ha! Ne diyorsun sen be? Aşk üçgenimin dış açısı. Delirdin mi sen? Evet, delirdim. Beni sana olan aşkım delirtti. Ay bak neler söylüyorum, görüyor musun Şahip? Bana bunu yapma. Ben sana bir şey yapmıyorum be. Yap o zaman ya da ben sana yapayım. Şahip bak ne diyorum. Önümüzdeki hafta sonu Çınarcan gidelim. Üzgünüm ama bir dahaki hafta sonu başka planlarım var. Bu planlar Çınarcı'yı içermekle birlikte seni dışarlamakta. Eskiden sen yalvarırdın gidelim diye. Eskiden burada pazar kurulurdu. Şimdi Niğde'ye taşındı. Şahit, beni anlamıyor musun? Seni seviyorum. Hayat bu. Gönül kaçanı kovalıyor. Bana bak Şahit, benden kaçamazsın. Eğer o yazlığa o kadını götürecek olursan o yazlığı kafana geçiririm, seni ellerimle boğarım! Lan sen karımdan da dengesiz çıktın be! O hiç olmazsa sürekli ve tutarlı bir şekilde benden nefret ediyor. Sense bir seviyorsun, bir öldürüyorsun. Ama bu çok doğal. Ben seni öldüresiye seviyorum Şahit. Burada her şeyi yaparım. Ekrana çıkmaya ne dersin? Medyatik ihtiraslarımın olmadığını sen de biliyorsun. Ekrana çıkacağım diye ucuz bir çıkar uğruna kendimi senin kollarına atamam. Anlamadın salak! Kollarım atılmazsan ekrana çıkacaksın. Ne? Paparazzi dostlarım var. Bak onlarla görüşürüm. Eğer benim kollarıma atılmazsan beni reddedersen Pelin'e o çirkin ilişkini bütün dünyaya yayarım. İstersen bunu bir kez daha düşün. Yapma be! Defol!
gerçekten talihsiz bir adam. Daha el tutma aşamasında Ali Kalkancı'ya döndüm. Demek ki Pelin'le platonik sınırı aştığımızda Fadime'den de beter olacağım. İnce ince, Yasemince her mevzuya